Şimdi merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kadroya geçecek öğretmenlerimize sözleşmeden kadroya halihazırda sözleşmeli olan öğretmenlerimiz kadroya geçecekleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanlığı açıklamıştı. Şimdi merak edilen konu kadroya geçecek öğretmenlerimize eş durumu verilecek mi? Evet arkadaşlar, Ocak ayına bu eş durumunun yetiştirilmesi elzem bir durum. Yani yoksa kadroya alınmasının bir anlamı yok. Hepimizin bildiği gibi. O yüzden dolayı şimdi yönetmelikte bir madde var. 657'ye 4'e kanununda değişiklik yapılması lazım. Tabii Çalışma Bakanlığı da yayınladığı taslakta yani eş durumu yapabilir, yapamaz şeklinde bir şey yazmıyordu. Sadece sözleşmeli öğretmenlerimiz, işte halihazırda olan sözleşmeliler, yani onun da altını çizeyim, yeni atananlar değil, yani yeni atanacaklar değil, en son Eylül'de atanmıştı, onlar da dahil. Halihazırda sözleşmeli olan öğretmenlerimiz kadroya alınacak ibaresi vardı. Şimdi bu arkadaşlar resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı'na da gönderilecek, bu çıkan sözleşmeliden kadroya geçiş süreciyle ilgili resmi yazı taslak Milli Eğitim Bakanlığı'na da gönderilecek. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun üzerine çalışacak ve beklenti arkadaşlar, beklenti Ocak ayında eş durumu yapılabilmesi. Yani yoksa bir anlamı kalmıyor bu çıkan kanunun. O yüzden dolayı önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlayacağı duyuruları takip edeceğiz. Bir gelişme olduğunu aktaracağız. Ama yine söylüyorum arkadaşlar, beklenti Ocak ayına eş durumuna başvurabilmelerinin önünün açılması. Öyle söyleyeyim. Yani Ocak ayına bunun yetiştirilmesi, eş durumu atamalarına başvurularının yetiştirilmesi. Dediğimiz gibi süreci yakından takip ediyoruz. Gelişme olduğunda sizlere aktaracağız. Yani bir boşluk oluştu yapılan açıklamayla beraber. Bu konuda bir kesinlik elde edemedi. Yapılan metni okuduğumuzda bir kesinlik elde edemiyoruz. Bakanlıktan da bununla ilgili aradığımızda bilgilendirme hatlarına herhangi bir şey söylenmiyor. Dediğim gibi taslağın üzerinde çalışıp yayınlanacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız.